Azerbaycan'a karşı saldırılarını sürdüren İran, Azerbaycan'da Hüseyinciler Direniş Hareketi'ni kurdu. İran ile Azerbaycan arasında artan gerilimin ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu destekçileri sosyal ağ hesaplarından Azerbaycan'da Hüseyinciler Direniş Hareketi'nin kurulduğunu duyurdu. Azerbaycan medyasındaki haberde, ancak bu günlerde resmi hareket aktifleştirildi. Hüseyinistler veya Hüseyin'in sembolü, İran'ın Orta Doğu'daki müttefiklerinin sembolü ile örtüşüyor denildi. Azerbaycan'ın İsrail ve Türkiye'nin önemli bir müttefiki olduğunu vurgulanan haberde, geçmişte Tahran devrimini Azerbaycan'a ihraç etmeye çalıştı ama başarılı olamadı. 1991 yılında Azerbaycan'da kurulan İslam Partisi 4 yıl sonra kapatıldı. İran'ın gizli finansmanı sayesinde ülkede bir İslam Cumhuriyeti kurmaya çalıştı. Ancak parti, yasa dışı faaliyetlerini birkaç yıl daha sürdürdü. İslam Partisi'nin faaliyetlerinin doruk noktası, 2011 yılında lideri Mohsun Samadov'un tutuklanmasıydı denildi. İslam Partisi'nin 1993 yılında Azerbaycan'da Hizbullah'ı, 1995 yılında Ceyşullah'ı kurduğunu, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail Büyükelçiliklerine yönelik bir saldırı planladığı yazıldı. Tahran'ın Azerbaycan'daki milliyetçiliği ülkedeki birçok Azerbaycanlı için bir iç tehdit olarak görüldüğü belirtilen haberde, İran, Bakü ile ilişkilerini sürdürerek Ermenistan'a daha sadıktır. Bu nedenle İran, komşularına karşı dikkatli olması gerektiğini biliyor. Karabağ Savaşı'nın sona ermesine ilişkin açıklama bağlamında Tahran zaten bir kaybeden olarak görülüyor denildi. Azerbaycan, kısa süre önce İran dini lideri Hamane'in temsilcisi Seyyid Ali Ekber Ocak Nejat'ın bulunduğu Hüseyiniye Camisi ve ofisini kapatmıştı. Yaşanan olayın ardından Azerbaycan güvenlik güçlerinin Hamane'in ülkedeki yapılarına karşı operasyonlar başlattığı, Ocak Nevat'ında bu operasyonların başlamasının ardından ülkeden kaçtığı belirtilmişti. Azerbaycan Milletvekili Fazıl Mustafa, İran'ın Fars Camisi ve Ermenistan'ın Ermeni Kilisesi'nin tamamen siyasi kavramlar olduğunu, dinle alakaları olmadığını söyledi. İslam'da camilerin her ne şekilde olursa olsun sadece ibadet yeri olarak kabul edildiğini belirten milletvekili, ama bir bütün olarak İran'da bu aynı zamanda siyasi bir platform. Ermenistan'da kilise aynı öze sahiptir. Sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda Ermeni toplumunun manevi ortamını yöneten bir yapıdır. Dolayısıyla Ermenistan ve İran'ın siyasette dini bir araç olarak kullanılması benzerdir. Kararlar hiyerarşik bir şekilde değerlendirilir. İslam'da karar verme organı yoktur. Mesela cihat kavramı var, cihadı ancak bir peygamber yönetebilir. Ancak bundan sonraki dönemde cihat ilan edecek dini bir otorite yoktu. Caminin bu kadar siyasi ve ideolojik bir rol oynaması, dinin aşırı politize olduğu anlamına gelir. Bu da dini inançların eksikliğine yol açmakta ve sorunlara yol açmaktadır dedi. Fars Cami ve Ermeni Kilisesi'nin somut bir siyasi kurum, siyasi bir platform olarak hareket ettiğini ve devlet yönetimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan milletvekili, Ermenistan, kendisini ne kadar laik bir devlet olarak adlandırsa da özünde dini bir devlettir. İran doğrudan teokratik bir devlettir. Ermeniler, Hristiyanlığın dağılmasında etkili olan unsurlardır. Aynı şekilde Persler de İslam içinde kendi İslamlarını oluşturmuşlardır. Dolayısıyla dikkat ederseniz, Perslerin ritüelleri gerçek İslam'daki birçok ritüelle çelişmektedir. Onların yaşam tarzları da Müslümanlarınkinden farklıdır. Ermenilerle Perslerin yakınlığı da genel olarak Farsların İslam anlayışında bir sorun olduğunu göstermektedir. Müslümanlarla aynı hassasiyete sahip değiller. İran Ermenilerle dost olabilir ama aynı dinden Azerbaycanlılarla dost olamaz. Azerbaycanlılara hak vermiyorlar, İran'da Azerbaycanlıların hakları çiğneniyor. Ancak Persler Ermeniler için tüm koşulları oluşturuyor ve İslam devletinde alkolün yasaklanması gerektiğinde bile İran, Ermenistan'ın ürettiği alkolü gümrük kontrolü olmadan serbest bırakır. Her bakımdan birbirine bağlı olan Fars Cami ve Ermeni Kilisesi'nin eylemleri, bölge veya dinler için faydalı hiçbir şey vaat etmemektedir. Dindeki bölünmenin temel nedeni, siyasi amaçlara hizmet etmeye başlamış olmasıdır diye konuştu.
Türkiye ile Azerbaycan'ın Zengezur koridorunu ile birbirine bağlanma ihtimalinin güçlenmesinin ardından harekete geçen İran, ilk önce Zengezur'a kendi askerlerini konuşlandırmak istedi. Türkiye'nin karşı çıkması sonrası Rusya'nın buna izin vermezken, İran şimdi de Zengezur koridoruna alternatif olarak ortaya çıkan Kafkasya koridoruna destek vereceğini açıkladı. İran Karayolları ve Kentsel Kalkınma Bakan Yardımcısı Hayrullah Hademi, Tahran'ın Ermenistan ve Gürcistan üzerinden yeni transit geçiş inşaatının Ermenilerle birleşmeye hazır olduğunu söyledi. Hademi, Erivan'ın İran'dan Gürcistan'a yeni bir geçiş güzergahı oluşturmayı planladığını, bunun 21 kilometresinin Azerbaycan kontrolündeki Goruzkafan yoluna alternatif olacağını söyledi. Azerbaycan'da Goruzkafan yolunun 21 kilometrelik kesiminde İranlı sürücülerden belirli bir günlük ücreti alındığını hatırlatan Hademi, bir an önce Azerbaycan topraklarından geçmeyecek alternatif bir güzergah oluşturulması gerekiyor. Bu Ermeniler için ve onların çıkarları için çok önemli, dedi. İran Karayolları ve Kentsel Gelişim Bakanı Rüstem Gasimi, Ermenistan ile ortak altyapı projelerinin bölgenin transit haritasını değiştireceğini belirtti. İran ve Ermenistan'ı birleştirecek olan Kafkas Koridoru'nun iki ülkenin yol sorunlarını çözeceğini kaydetti. Ermeni uzmanlar, Kafkas Koridoru'nun Azerbaycan'ın getirdiği Zengezur Koridoru projesinin ağırlığını azaltacağını savundu. Uzmanlar, Kafkas Koridoru projesi gerçekleşirse, Tahran'ın Avrupa'ya ancak Ermenistan ve Gürcistan toprakları üzerinden ulaşması anlamına gelecek. Plana göre, Kafkas Koridoru İran limanlarını Gürcistan limanlarına bağlamalıdır. Aynı zamanda, mallar Hindistan ve Çin'den İran limanlarına ve oradan demiryolu ve karayolu ile Ermenistan ve Gürcistan'a taşınabilir. Gürcistan'dan konteynerlarla Bulgaristan ve Yunanistan limanlarına gönderilebilir. Erivan, bu koridorun Ermenistan için yeni fırsatlar oluşturacağından emin. Ermenistan, Rusya, Ukrayna, Hindistan ve bir dizi başka ülkenin koridoru kullanabileceğini umuyor, dedi. Bu bir de onu gösterir ki, Ermenistan tebligatı ister işgal dövründe, ister müharibə dövründe, post müharibə dövründe, yalan üzerinde kurulup, onların tarihi de sahtadır, keçmişi de sahtadır, dövlətçiliği de sahtadır, mifologiyası da sahtadır. Sadece olarak dünya ermeniliği yaşadığı ülkelerde öyle bir yalan rey yaradıp ki, sanki Ermenistan ehalisi esirler boyu burada yaşıyor. Hadrut'a Ermeniler İran'dan 19. əsrdə köçürülüblər. Bunu hamı bilir. O vaxta qədər burada erməni yaşamırdı. Və tarixi saxtalaşdıraraq bugünkü reallıqları da saxtalaşdırırlar. Və müharibə dövründə nə qədər biz Ermənistan rəsmi orqanlarından yalan eşitdik. Onların Müdafiə Nazirliyini, yəqin ki onun adını gərək dəyişdirib yalan nazirliyi buyursunlar, o kadar yalan, o kadar cefeng informasiyalar gelirdi ki, hem biz hem de ki beynalxalq ekspertler sadece olarak təəccüb edirdi. Hadrutla bağlı bu yalanın derecesi en pik hedde çatmıştı. Çünkü Hadrut'un azad edilmesi Ermenistan'a çok büyük menevi psikoloji sarsıntı yaşattı.